16 Mayıs 2015. HDP barajı geçiyor mu? Tüm seçim anketlerinin analizi. Yazarlar: Onur Altındağ ve Berk Mustafa Azizoğlu. Bu yazıda 2011 seçimlerinden bugüne kadar sonuçları kamuoyu ile paylaşılmış toplam 91 anketin sonuçlarını istatistiki yöntemleriyle derleyip seçim sonuçlarına dair bir öngörüde bulunmak istiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de bu kapsamda ilk defa denenen bu girişimle kamuya açık bütün anket verilerinin istatistiki meta analizini yaparak tekil kurumların muhtemel manipülasyon etkilerini olabildiğince azaltmayı amaçlıyoruz. Bu meta analizin özelliği, veri seti her şirkete ait birden fazla anket sonucunu içerdiği için istatistiki modelleme yaparken zaman içinde değişmeyen şirket yanlarını sabit tutabilmesi. Ekonometri veya istatistik ile arası iyi olanlar kullandığımız regresyon modelin detaylarını ve verileri inceleyebilirler. Görmekte olduğunuz grafik son 2 sene içinde yapılmış anket sonuçlarını toplu halde sunuyor. Her baloncuk yatay eksende belirtilen tarihte açıklanmış bir anket sonucunu göstermekte. Renkler partileri, baloncuğun alanı ise anketin örneklem büyüklüğünü temsil ediyor. Anket şirketi sabit etkilenen arındırılmış trendlere bakacak olursak, AKP'nin 2013'ten bu yana 5 puana yakın oy kaybettiği göze çarpıyor. MHP ve CHP oylarını nispeten artırırken, son dönemin şüphesiz galibi, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana oylarını artıran HDP. HDP barajı aşacak mı? Bu soruyu cevaplamak üzere farklı istatistiki modelleri derlediğimiz anket sonuçlarına uygulayarak oy oranlarına dair tahminlerimizi aşağıdaki tabloda sunduk. Görülebileceği üzere hangi istatistiki model ve ağırlıklandırma stratejisi kullanılırsa kullanılsın, sonuçlar HDP'nin %9,8-10 aralığında bir oy alacağını işaret ediyor. Oy oranlarına dair öngörülerimizin yeni mecliste nasıl bir milletvekili dağılımına tekabül ettiğini bulmak için Çilek Ağacı grubunun seçim simülatörünü, Demokrasi Denetçileri Derneği'nin seçim simülatörünü ve BETAM direktörü Seyfettin Gürsel'in hesaplamalarını kullandık. HDP barajı geçemediği takdirde AKP tek başına iktidar olabilecek sayıda milletvekilliğine ulaşsa da anayasa değişiklikleri için gerekli olan 330 rakamına ulaşamıyor. Fakat HDP barajı ucundan da olsa geçerse, o zaman 55-61 arası milletvekili çıkararak AKP'nin tek başına iktidar olma şansını tehlikeye düşürüyor. Not düşmek gerekir ki, d'Hondt yöntemiyle il bazındaki ufak oy değişimleri meclis sandalye dağılımını önemli bir şekilde etkileyebilir. O nedenle milletvekili dağılımındaki tahminleri ihtiyatla yorumlamak gerekiyor. Bu bulgular doğrultusunda 7 Haziran'da seçmenlerin HDP'ye yönelik yaklaşımlarındaki en ufak değişikliğin bile ciddi sonuçlara yol açacağını söylemek gerekiyor. Özellikle kararsız seçmenler, ilk tercihi barajın altında kalabilecek başka partiler olan seçmenler ya da HDP'nin barajın altında kalmasının olumsuz sonuçlarına karşı hareket etmek isteyen diğer büyük parti seçmenlerinden oluşan 3 gruptan HDP'ye niceliğini hesaplayamadığımız bir kaymanın HDP'nin barajı aşıp aşamayacağını tayin edeceğini düşünüyoruz.